Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizinle görmüş olduğunuz mozaik motifimizi çalışacağız arkadaşlar. Motifimiz böyle tok tok, lastik şeklinde örülüyor zaten. Hani hırkaların kenarlarına lastikler örüyoruz ya, onların şeklinde örülüyor. Örme tekniği o şekilde. Battaniyelerde kullanabileceğiniz harika bir motiftir bu. Bu motif büyümez mi? Tek büyük bir şekilde büyür aslında ama burada verilen sayılarla biraz kavislenme olacaktır. Benim size naçizane tavsiyem motiflerinizi beşer sıra böyle bu şekilde yapıp iğneyle dikmenizdir. Öyle çok daha düzgün olacağını düşünüyorum. Motifimizin ilk sırasına hanım direndi bey beğendi tekniğiyle başlayacağız arkadaşlar. İpimi doluyorum parmağıma. Sihirli halkayla başlıyorum. Bir kere sabitledim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığımın üstüne doladım. Aynı yuvanın içerisine 1 ikili trabzan. Tığımın üstüne doladım. 1 ikili trabzan daha. 3 tane ikili trabzanımı yaptım arkadaşlar. 1, 2, 3 zincir bizim köşe dönüşümüz. Tığımın üstüne doluyorum. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Aynı noktanın içerisine hanım direndi, bey beğendi tekniğiyle 4 tane üçlü grubumu oluşturacağım. 1, 2, 3 zincir. Tığıma doladım. Aynı noktanın içerisine 3 adet daha ikili trabzan yapacağım. 2, 3. Şimdi burada her renkten 2 sıra ördüm. Sarıdan 2 sıra, lacivertten, maviden 2 sıra, yeşilden tek sıra ördüm. 5 sıraya tamamladım. Dolayısıyla aynı renkli iplen devam edeceğim için bir zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. İlk yükseldiğim trabzanın tepesine batıyorum. İpimi çıkartıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Bu arada hem motifimi tamamlamış oluyorum, yani hem kareyi tamamlamış oluyorum hem de orta noktada kalmış oluyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığıma doluyorum. Hemen aynı boşluğun içerisine bir ikili trabzan daha yaptım. Hep iki tane ikili trabzan yapacağız. Tığıma doluyorum. Bakın altta üç tane benim ikili trabzanım var. Her zaman tığımıza dolayacağız. Önden alacağız ilkini. İlkini önden alıyorum. İkili trabzan. Tığıma doladım. Bakın böyle geliyorum. Arkadan doluyorum yandakini. İkili trabzan. Tığıma doladım. Üçüncüsünü önden aldım. Köşemdeyim. Köşeye hemen iki tane ikili trabzan yapıyorum. 3 zincir çektim. Köşe dönüşüm 3 zincir çünkü. Aynı noktanın içerisinde 2 tane daha ikili trabzanımı yapıyorum. Tığıma doluyorum. Ne demiştik? 3 tane ikili trabzanımız var. Hemen öndekini, ilk önümüze geleni, ilkini önden alıyoruz. Tığıma doladım. Yandakini hemen arkadan alıyorum. Bir önden bir arkadan mantığıyla, lastik mantığıyla yoluma devam ediyorum. Tığıma doladım, köşedeyim. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Aynı noktanın içerisine 2 tane daha ikili trabzan yaptım. Bakın. Tığıma doluyorum. Hemen ilkini önden kaptım. İkili trabzan. Tığıma doladım. Yandakini hemen arkadan aldım. İkili trabzan. Tığıma doladım. 1 tane trabzanım kaldı. Önden aldım. İkili trabzan. Yanlarımız neydi? 2 tane ikili trabzan. 3 zincir. Aynı noktanın içerisinde 2 tane daha ikili trabzan yaparak bu mantıkla bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonunda görüşelim arkadaşlar. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Tığıma doladım. 2 tane hemen köşemdeyim. İkili trabzanımı yapıyorum. 2 adet. Artık bu iple devam etmeyeceğim için de 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum köşede. İlk yükseldiğim trabzanın tepesine batıyorum. Kaydırmayla bağlıyorum. Bir de zincir çekiyorum. Artık ipimi kesebilirim. Bu şekilde. İki sıramızı bakın burada da görünüyor. Bu şekilde hazırlamış olduk. Üçüncü sırada görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yeni rengimi aldım. İstediğim herhangi bir köşeden tığımı batıyorum. Köşe noktasından. İpimi aldım. Bir kere kilitledim. Bu ipi de böyle döndürüyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Aynı noktanın içerisine ikili trabzanımı yaptım.
doluyorum. İlk gördüm ne demiştik? Tığıma doladım. İlk gördüğümü hemen önden yakalıyorum. İkili trabzan. Tığıma doladım. Yanındakini hemen arkadan. Tığıma doladım. Bir önden, bir arkadan. Lastik mantarıyla. Bir önden, bir arkadan. Bir önden, artık köşemdeyim. Köşede ne yapıyorduk arkadaşlar? İki tane hemen ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç zincir. Tığımı doladım. Yine aynı noktanın içerisine iki tane ikili trabzan yapıyorum. Tığıma doladım. Hemen ilk gelen, bakın, ilk gelen önden yakaladım. İkili trabzan. Tığıma doladım. Bakın. Arkadan. Arkadan geliyorum. İkili trabzan. Sıradaki önden. Alttan çalışıyoruz yani. Tepe noktalarını basmıyoruz. Bakın, trabzan aralarından arkadan yakaladım. İlmeğimi çıkarttım. İkili trabzan. Geldim, öndeyim. Yakaladım. Bu zaten bizim mozaikimizin şeklini vermek için örgü tekniğimiz. Tığıma doladım. Sonuncusu, bakın, önden yakaladım. Artık köşemdeyim. Köşede ne yapıyorduk? Bir, iki zincir. İki tane, pardon, iki tane ikili trabzan. Üç zincir. Tığıma doladım. Aynı noktanın içerisine köşemin ikinci kanadı olan iki tane ikili trabzanımı yapıyorum. Tığıma doluyorum. Hemen önden ilk geleni önden yakaladım. Böyle bir önden bir arkadan yaparak sıra sonuna kadar gelirim. Sıra sonunda görüşelim. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar geldim. Artık köşemin iki tane ikili trabzanımı yapıyorum. Aynı iple devam edeceğim için ne yapıyordum? Bir zincir. Tığıma doluyorum. İlk yükseldiğim trabzanın tepesine batıyorum ve bir ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3 zincir. Tığıma doldum. Hemen yanına ikili trabzanımı yaptım. Şimdi ne yapıyorduk yine? İlk gelen hemen önden yakaladım. Arkadan doladım. Önden aldım. Arkadan alıyorum. Lastik şeklinde örüyorum. Köşelerde de iki tane ikili trabzan, 3 zincir, iki tane ikili trabzan mantığıyla sıra sonuna kadar geliyorum. Evet, sıra sonuna kadar geldim arkadaşlar. Tığıma doluyorum. Ne yapıyordum? İki tane ikili trabzan yapıyorum. Artık bu rengimle devam etmeyeceğim içinde. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Hemen ilk yükseldiğim trabzanın tepesine batıyorum. Kaydırma ile bağlıyorum. Bir de zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Bu şekilde. Motifimiz 5 sıradan oluşuyor. Şimdi burada göstermeyeyim dedim size yeşille. Aynı teknikle zaten bir sırada yeşille geçersiniz. Motifimiz 5 sıradan oluşuyor arkadaşlar. Harika, puf puf bir motif. Battaniyelerinizde dediğim gibi rahatlıkla kullanabilirsiniz ve 5 sıra 5 sıra yapıp böyle motiflerinizi biriktirip dikerseniz sizin için çok daha iyi olacaktır. Kolaylıklar diliyorum. Umarım faydalı olmuştur. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok önemli. Bana destek olmak isterseniz eğer. Abone olmak da ücretsiz bu arada. Kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.